Yurda döndük tekrar. Gelenek bozulmadı sevgili seyirciler. Kürşat Yılmaz ve Alaaddin Çakıcı'dan sonra cezaevinden tahliye olan suç örgütü lideri Sedat Şahin de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. Tamam abi, sen neden? Aleykümselam. Hadi avukat. Alaaddin Çakıcı, Kürşat Yılmaz ve son olarak Sedat Şahin cezaevinden tahliye olur olmaz soluğu Bahçeli'nin yanında aldı. Tamam abi, sen neden? Aleykümselam. Hadi avukat. Suç örgütü liderliğinden hüküm yiyen Şahinler grubu lideri Sedat Şahin 8 yıl sonra tahliye oldu. Tahliyesinden bir gün sonra ayağının tozuyla MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyarete gitti. Ziyareti MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın sosyal medya hesabından duyurdu. Sedat Şahin kardeşimiz Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti notunu düştü. Bahçeli daha önce de Çakıcı ve Yılmaz'ın isimlerini telaffuz ederek genel af istemişti. Hatta cezaevinde rahatsızlanan Çakıcı'yı ziyaret etmiş, ziyaret sonrasında çekilen fotoğrafı da servis ettirmişti. Bir süre sonra infaz yasası düzenlemesiyle serbest kalan Çakıcı hem Bahçeli'ye hem de Erdoğan'a teşekkür mesajı paylaşmış, Bahçeli'yi makamında ziyaret etmişti. Bahçeli'nin elini öpmeye giden mafya liderleri kervanına Sedat Şahin'in de katılması dikkat çekici. Çünkü aslında MHP Merkez Yönetim Kurulu üyesi Şahin Sarallar suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında tutuklu. Yani Şahinlerin hasım örgütünün üyesi olmakla suçlanıyor. Türkiye'nin en büyük mafya grupları arasındaki ikisi de Karadeniz menşeili ve ülkücü kökenli Sarallar ve Şahinler 2004 yılından beri birbirine düşman. İki grup arasındaki kanlı çatışmalarda Sarallar'ın ilk lideri Hüseyin Saral ve Sedat Şahin'in kardeşi Vedat Şahin'in de aralarında bulunduğu onlarca kişi öldü. Yüze yakın isim hapiste, intikam yeminlerinin edildiği cezaevinden önce Şahinlerin lideri Sedat Şahin, bir gün sonra da Sarallar'ın lideri Alaaddin İlyas Saral tahliye edildi. Tamam abi, sen neden?